Amigurumi fanları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem diş kaşıyıcı hem de çıngırak olan oyuncağımızı öreceğiz. Ahtapot oyuncağımızı. Gerekli malzemelerimiz ana renk için ben mavi tercih ettim. Yarn Art cinsin bir mavi tonu bu. Ve altına da sarı ile yeşil arası bir tonda renk tercih ettim. Yine Yarn Art cins kullandım. Bir çift göz, çok az turuncu ipimiz ve biraz elyafa ihtiyacımız var. Yani ayrıca arkadaşlar içine koymak için şöyle bir aparata ihtiyacımız var, top. Ahtapot yapımın ana rengini bu renk tercih ettim arkadaşlar. Şimdi kafasından başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Tutturdum önce. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 adet sık iğnemi yaptım ve kapatıyorum halkamı. Küçülen halkamı çekiyorum. Sonra ucumuzu tutup kapattım. İkinci sırada tüm ilmeklerimi çift yapıp ilmek sayısını 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sırada bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Bir tek, bir çift, ilmek sayımız 18. Dördüncü sırada bir, iki tane tek, bir tane çift. İki tek, bir çift sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlmek sayımız 24. Beşinci sırada bir, iki, üç tane tek, bir tane çift. 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift yapıp sıramızı tamamlıyoruz. İlmek sayımız 30. 6. sırada 1 2 3 4 4 tane tek 1 tane çift. 4 tek 1 çift sıramızı tamamlıyoruz. İlmek sayımız 36. 7. sırada 1 2 3 4 5 tane tek 1 tane çift 5 tek 1 çift yaparak tamamlıyoruz. İlmek sayımız 42. 8. sırada 1 2 3 4 5 6 tane tek 1 tane çift 6 tek 1 çift yapıyoruz. İlmek sayımız 48. 9. sırada 1 2 3 4 5 6 7 tane tek bir tane çift yapıyoruz. 7 tek 1 çift sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlmek sayımız 54. 9. sırayı da tamamladım. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Tam 12 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Yani 9. sıradan 21. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan örmüş oldum. Şimdi kesmeye başlıyoruz. 22. sıradayız. Bir. İki. Üç.
4, 5, 6, 7 tane tek, bir tane kesme. 7 tek, bir kes sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 23. sırada arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 48. Yirmi dördüncü sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir tane kesme yapıyorum. 6 tek, bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi takıyoruz. Gözlerimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sıraya takıyorum. Şu başlangıç bölümü arkada kalacak şekilde ayarladım. Rastgele burada herhangi bir deliğe taktım arkadaşlar. Daha sonra taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. deliğe de diğer gözümü taktım. Sırasına dikkat edin. Şöyle takılmış bölümü. Daha sonra arkasını kapatıyoruz ve örmeye devam edeceğiz. 25. sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane tek, bir tane kesme yapıyorum. 5 tek, bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 26. sırada 1, 2, 3, 4 tane tek, bir tane kesme yapıyoruz. 4 tek, bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 27. sırada 1, 2, 3 tane tek, bir tane kesme yapıyoruz. 3 tek, bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 28 ve 29. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 24. 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 30. sırada 1, 2 tek, 1 çift yapıyorum. 2 tek, 1 çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 31. sırada 1, 2, 3 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz. 3 tek, 1 çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 31. sırayı tamamladım. Şimdi 32. sıradayım. Şimdi kollarını yapıyoruz arkadaşlar. Yine normal örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Arttırma bölümünde bir çift yapıyorum yine. 4 tek, bir çift. Fakat devam etmiyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu ilk deliğimi kullanmıyorum, oraya batmıyorum. İkinci deliğime sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sıra oldu arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk deliğe atlayıp hep aynı işlemi yapıyorum. İkinci deliğime 1, 2, 3, 4. Bu zincir çekip döndüğümüz bölüme de bir tane sık iğne yapıyorum. 5. Bir zincir çek. 3 oldu. Dön. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5.
4 oldu. 1 zincir çektin. 1 2 3 4 5 5 oldu. 1 zincir çektin. 1 2 3 4 5 6 sıra. 8 sırayı ördüm arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne örüyorum bu sırada. Bir tane kesme yapıyorum. Bakın. Sık iğnemi tamamlamadım. Diğerine geçiyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar bir kez daha ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk deliğimi atlayıp ikinci deliğime 1 2 3 yine bu zincir çekip döndüğümüz bölüme bir tane daha 4 bir sıra oldu kestikten sonra bir zincir çek dök dön pardon yine ilk deliğimi atlayıp ikinci deliğime sık iğne yapıyorum 1 2 3 yine buraya bir tane 4 yani bu kesme işlemini yaparak bir ilmek azaltmış olduk burada 2 sıra oldu bir zincir çek dön 1 2 3 4 oldu 3 oldu 3. sıramız 1 2 3 4. sıramızı tamamladık 1 2 3 4 5. sıramızı da tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Kesme yaptığım bölüm tarafından keseceğim için 5 sıra yaptım burada. Yine kesme yapacağım. 1 2 tane örüyorum bu sefer. Yarım bırakıyorum. Tekrar yarım bırakıyorum. Kestim burada da arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlkini atlıyoruz. 1 2 3 bir sıra oldu. İki sıra oldu. Üç sıra oldu. Dördüncü sıramı tamamladım. Ve 5. sıradayım. 5. sırayı da tamamladım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Kesme tarafından keseceğim. Bu sefer bir tane tek örüyorum, bir tane kesme yapıyorum. Her 5 sırada bir kesmiş oluyoruz. Sadece ilk sıramız 6 sıra oldu. Bir oldu. Bir. İki. İki oldu. Bir. İki. Üç oldu. Bir. İki. Dört oldu. Bir. İki.
5 oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada bir tane kesme yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir tane tek sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir tek daha örüp bitiriyorum burada. Bu şekilde tamamladık. Ve bitiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diğer kola geçiyorum. Diğer kola geçerken zincir başlar gibi ipimle başlıyorum öncelikle. Şöyle. Daha sonra en son yaptığım sık iğnemin yanındaki sık iğneye, deliğine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane tek. Bu çift yaptığımız bölüme geldik. Yine buraya çift yapıyorum. Aynı bu kolda yaptığımız işlemin burada da yapıyoruz. Bu şekilde tam 8 tane kol yapıyoruz. Ahtapotumuzun kollarının iç bölümlerini yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Ben birazını ördüm. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Her zamanki gibi sihirli halka yaparak başladım. 6 tane sık iğne yaptım içine. İkinci sıramda tüm ilmeklerimi çift örerek ilmek sayısını 12'ye çıkarttım. Üçüncü sırada bir tek bir çift yaparak ilmek sayısını 18 yaptım. Dördüncü sırada iki tek bir çift, iki tek bir çift yaptım. İlmek sayımız 24 oldu. Beşinci sırada tekrar iki tek bir çift yaptım ve ilmek sayısını 32'ye çıkarttım. Altıncı sırada ise 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yaparak ilmek sayısını 40 yaptım. Bundan sonra arttırma yapmadım. Kollarını tek tek örmeye başladım. Aynı gövdedeki kolları ördüğümüz gibi. Şimdi bu renk ipimi aldım arkadaşlar. Sarıyla yeşil arası bir renk, ismini tam bilmiyorum. Limon sarısı tarzında bir şey. İpimi aldım. Zincir başlar gibi başlıyorum öncelikle. Bir tane sık iğne yaptım. Ve en son ördüğüm ilmeğime değil de bir sonrakine, boştakine sık iğne yapıyorum. 1 2 3. sık iğneme aynı deliğe 3 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu hani bakın arttırma yerleri hep aynı yerdedir. Onun üstüne bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırmadan sonra 2 tane sık iğne daha yapıp sıramı tamamlamış oldum. Şu başlangıç ipini arkadaşlar arkama şöyle çekip saklayacağım. Hem ilk ilmeğimiz daha sık oluyor, daha güzel duruyor. Hem de ipimiz içinde saklanmış oluyor. Şimdi ikinci sırayı örmeye devam ediyorum. İlk deliğimi atlayıp ikinci deliğime tek tek örüyorum burada. 2 3 4 5 6 zincir çek, dön, yine atlayarak 1 2 3 4 5 6 bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Atladım. 1 2 3 4 5
alt, bir zincir çek, dön. Şimdi şu kabarcıkları yapacağım. İlk deliğimi atlayıp ikinci deliğime sık iğne yapıyorum bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 3 adet zincir çektim. Bu sık iğne yaptığım ilmeğimin üstüne ilmek kaydırma yapıyorum şöyle. Daha sonra 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Pardon, 4 olsun. Bunu da sayalım. 4 tane sık iğne ördüm. Yine son ördüğüm sık iğneme bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. 3 ile 4'ün arasındaki boşluğa tığımı sokuyorum arkadaşlar. Ve burada son kalan sık iğnemi de örüp sıramı tamamladım. Bir zincir çek. Bu en son ördüğümüz ilmeğimizi boş bırakıyorduk her zaman. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bakın şurada boşluk var. Tığımı oraya geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bu zincirden önceki deliğe bir tane 4. Bu zincir içte bırakarak bitişine de bir tane 5 ve sondaki ilmeğe 6. Bir zincir çek, dön. Yine normal örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın burada 5 tane örüyorum. Şu 6. Döndüğümüz ilmeğe sık iğne yapmıyorum. Çünkü kesme işlemi yapmamız gerekiyor. Kol, bu gövdede de yapmıştık. İkisini birlikte alıp dönmüştük ama burada gerek yok diye o şekilde yapmıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk deliğimi, her zaman ilk deliğimi atlıyorum arkadaşlar. Bunu söylemeyeyim. 2, 3, 4, 5. Bir zincir çek. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine kabarcıklardan yapma vakti geldi. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk deliğimi atlıyorum. Her zaman bunları düz tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Arka bölümden değil. Ona dikkat edin. Yine sık iğne yaptım. İlk deliğimi atlayarak 1, 2, 3 tane zincir. Bu sık iğnemin üstüne ilmek kaydırma. 1, 2, 3 tane ördüm bu sefer. Şurada 4 tane örmüştüm. Çünkü ilmeğimizi azalttığımız için 1, 2, 3. Bu sefer 3 oldu. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Son deliğime de sık iğne yapıyorum. Bir zincir çek. Bakın hemen görünüyor. Bu zinciri arka tarafta bırakıp sık iğnemizi o şekilde yapıyoruz. Bu taraf çünkü ters bölümü. Kabarcıklar önde kalsın diye 2, 3, 4, 5. Şimdi yine eksiltme yapacağım. 1, 2, 3. Buradan bir tanesini alıyorum. 4. Burada bir tane ilmeğimi bırakıp dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar zincir çek. Bir, iki, üç, dört. Zincir çek. Bir,
2 3 4 Şimdi yine kabarcık yapıyorum. 1 2 3 Bu şekilde 1 2 1 2 3 ilmek kaydır. Bir zincir çek, dön. İki, üç ve dört. Bir zincir, bir, iki, üç. Bakın eksiltmeleri hep aynı taraftan yapıyoruz. Ona dikkat edin. Bir zincir çek. 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir 1 2 3 Bir zincir çek, dön. Şimdi yine kabarcık yapıyorum. 1 2 3 ilmek kaydır. Bir sonraki sık iğne. Tekrar 1 2 3. 2 tane yan yana yapıyorum peş peşe. Kabarcık yapıyorum. Sık iğnemi de örüp sıramı tamamladım. Arkaya geçiyorum. 1 2 tane yapalım burada. Dönelim. 1 2 Dön. 1 2 Bir zincir çek, dön. Şimdi buraya bir tane kabarcık yapalım. 1 2 3 Sık iğne Dön. 1 zincir Sık iğne 1 zincir Bir tane daha sık iğne yapıp bitirelim. Bu şekilde kanadımızı tamamladık. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Toplam 8 tane olacak. Kafasının içine biraz elyaf doldurduktan sonra bu çınkırak aparatını içine yerleştiriyorum. Ve tekrar biraz elyaf ilave ederek kapatıyorum güzelce. Kafasını güzelce doldurdum. Alt bölümünü de bitirdim arkadaşlar. Şimdi ekleme bölümüne geçiyorum. Bu şekilde iğneledim arkadaşlar. Bakın iç ipli kısmı iç tarafında kaldı. Düzgün kısmı, doğru olan bölümü dışarıda kaldı. Şimdi mavi ipimle herhangi bir koldan başlayacağım. Mavi ipimi kullanıyorum. Zincir başlangıcı yapar gibi başlayalım. Biraz ucunu uzun bırakalım. Şu iki ucu sık iğne ile birleştirelim ilk önce.
Ben iğnemi çıkartmak istiyorum çünkü rahat olmuyor burada. Şöyle bir sık iğne yaptım. Sonra tek tek sık iğne ile ikisini çift katlı olarak örüyorum arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Sadece birleştiriyoruz. Şu uca kadar yapalım. Orada tekrar buluşalım. Ucuna kadar ördüm arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi burada bitirme noktalarındaki ipleri ikisini birbirine bağladım. Onu iç kısma yerleştireceğim. Şöyle. İsterseniz kesebilirsiniz de ama ben daha sonra kesince çıkmasın diye fazla, genelde içine saklıyorum. Fazla kısa bırakmıyorum iplerimi. Uzun bir şekilde saklıyorum. Burayı yani birkaç defa sık iğne batarak veya açılmayacak şekilde yapıyorum. Öncelikle iplere dikkat ediyorum. Biraz zor olacak bu bölüm. Tekrar köşeye dönüyorum buradan arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum aynı şekilde. Gördüğünüz gibi döndüm arkadaşlar. Bütün kollarını bu şekilde aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum. Her tarafını yapıyorum. Yaparken arkadaşlar bir kolumuz bitince içine birazcık doldurabildiğiniz kadar elyaf doldurun ama çok abartmayın. Özellikle şu kalın bölümlerini koymamız yeterli olur. Uçlarına koymaya gerek yok. Arkadaşlar kollarının etrafını sık iğne ile tamamladım. Gördüğünüz gibi. İçlerine örerken elyaf doldurdum. Bir kolunu bitirdiğimde diğer koluna geçtiğimde biten kolumun içine bu şu bölüme kadar sıkı bir şekilde elyaf doldurdum. Ve tüm kollarda uyguladım bu işlemi. En son küçük bir delik kaldı. Oradan da bu gövdesinin içine elyaf ilave ettim ve kapattım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi halkasını takacağımız küçük bölümü yapalım. Bir, iki, üç, dört adet zincir çekiyorum. Zincirimin üstüne sık iğne yapıyorum. Bir, İki, üç. Üç adet sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk sık iğnemi atlayıp ikincisini. Bir, iki. Şu başlangıçtaki bölüme de bir tane yapalım. Daha düzgün durur. 3. İlkini atla ikinciye. 1. 2. 3.
Bunu içinden şöyle geçirip buraya dikecek kadar örüyoruz. Yani şöyle şu kadar falan. 5 santim ördüm arkadaşlar. Şimdi halkamı alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ikisini birbirine sık iğne yaparak birleştireceğim. Şu köşede bir zincir çekeyim. Örmesi daha kolay olur. Şöyle normal sık iğne yapıyorum. İkisini birleştirmek için. Çift katlı yapıyorum. Ve dikme payı bırakıp bitiriyorum. İpimi ona göre kesiyorum. Buraya dikiyoruz arkadaşlar bunu. Diş kaşıyıcı aparatını diktim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi minik bir burun yapacağım. Mavi ipimin aynısından taktım. Şöyle. Gözden 1, 2, 3, 4, 5.ye yapalım arkadaşlar. Ortada olmadı. 1, 2, 3, 4, 5. Birkaç kere aynı yerden girip çıkıyoruz. Yeterli. Başlangıç noktasına gidip ikisini birbirine bağlayıp içeriye saklayacağım. Ağzını yapmak için turuncu bir ip kullanıyorum. Arkadan bir yerden giriyorum. Bakın iğneyle yerlerini belirledim. Şekilde bir ağız yapıp bitiriyorum. Ahtapotumuzun yapımını tamamladık arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir başka oyuncak yapımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.